Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. 5. sınıf videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve Ceyhe Hocam, bu videoda neler göreceğiz? Evet, bu videoda yine insanlar, yerler ve çevreler ünitemizin 4. konusu afetleri göreceğiz. Nedir bunlar? Deprem, çığ, erozyon, orman yangınları, sel, heyelan ve bunların doğaya ve çevreye bazı sorunları oluyor. Nelermiş? Bunlara değineceğiz. Evet, doğal afetler. Şimdi depremle başlıyoruz. Deprem daha yakın zamanda da zaten ülkemizin şahit olduğu bir İzmir depremi vardı. Buradan da örnek olması açısından depreme ilk olarak değinelim bakalım. Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzünü sarsma olayına biz deprem diyoruz. Depremin etkileri oldukça yıkıcı olabiliyor. Eğer siz binalarınızı sağlam yapmazsanız, sağlam malzeme kullanmazsanız ve bu fotoğrafımızdaki gibi böyle etkilere sebep olabiliyor. Tabii ki deprem bölgesinde bina yapmamak da önemli ama en önemlisi depreme uygun hale getirmek her yeri. Depremlerin zararlarını azaltmak için fay hatları üzerine yapmamamız gerekir. Sağlam malzeme kullanmamız gerekir ve çok katlı binalardan da kaçınmak gerekir. Eğer çok katlı binalarda yapıyorsak bunlara bir raylı sistemle oluşturmamız gerekir. Mesela Japonya büyük bir deprem bölgesidir. Hemen hemen her dakika sallanırlar aslında ama... Evet, yani 7 şiddetindeki depremde sadece kaldırı, kitapları falan toparlayıp bir yerlerine oturuyorlar. Evet, öyle bir yapıları var. Yani ne diyoruz o zaman Japonya için? Depremin etkilerini en aza indirmişler ve depremle yaşamayı öğrenmişler. Evet. Hani o bölgeyi terk etmek yerine depremle yaşamayı öğrenmişler. Aslında bizler de bu şekilde yapabiliriz. Öncelikle evlerimiz acaba depreme ne kadar dayanıklı? Bulunduğumuz zemin ne kadar dayanıklı? Bunları etüt etmemiz bu anlamda önemli. Geçiyorum sel. Bir bölgede toprağı belirli bir süre için tamamen veya kısmen su altında bırakan ani, büyük ve düzensiz su akıntılarını biz sel diyoruz. Bir akarsu, deniz, göl gibi büyük su kitleleri kimi zaman fazlasıyla suyla yüklenir ve bunun sonucunda da taşarak yatağından çıkar ve sel adını verdiğimiz böyle doğal felakete sebep olur. Aslında seli genelde biz insanların yüzünden olduğunu düşünüyoruz ama aslında... Önce bir doğal afettir, yani doğal olarak gerçekleşir. Fakat gidip dere yataklarına siz ev yaparsanız, ondan sonra sel bölgelerinde evinizi yaparsanız tabii ki de sular altında kalır. Ya da iyi bir altyapı hizmetiniz yoksa, altyapı çalışmaları yeterince yapılmamışsa bu da sele sebep olur. Peki selden korunmak için ya da zararlarını azaltmak için neler yapabiliriz? Dere yataklarını temiz tutacağız ve bu bölgeye ev yapmayacağız. Akarsular üzerinde barajlar ve bentler, bent engel demek, engeller yapılmalı ki o taşma anında durdurabilsin, suyu tahliye edebilsin. Şehirlerde atık suların tahliyesi için bir altyapı hizmeti olmalı ve bu altyapılarda desteklenmeli sel için. Geçiyorum diğer bir doğal afetimize. Hepsi çok korkunç arkadaşlar. Hepsinden tabii ki de bu bölgelerde yaşıyoruz. Maruz kalanımız da olmuştur. Ama önemli olan önlemdir. Önlemimizi iyi almamızdır. Bunlara karşı dikkatli ve tedbirli olmamız gerekir. Dağlık bölgelerde, engebeli ve eğimli arazilerde, vadi yamaçlarında tutulan kar örtüsünün iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle yamaç boyunca hızla kayması, yani yükseltinin fazla olduğu yerde bu kar birikintisi birikip yerdeki karı da kocaman bir hale alıp ne yapıyor? Bir kar balonu gibi bir kocaman bir kar tepeleri oluşuyor ve altındaki hemen dağın, bu dağın eteklerindeki yerleşim yerlerine zarar vermiş oluyor. Çığın en fazla olduğu bölgemiz de Doğu Anadolu bölgemiz. Doğu Anadolu bölgesinde olmasının sebebi de yükseltisinin fazla olmasıdır arkadaşlar. Bir de sert karasal iklim zaten getirisi olarak çığ düşüyor. Sert karasal iklim ve yükselti ile birleşince de Doğu Anadolu bölgesinde çığ en fazla görülüyor. Peki çığdan korunmak için neler yapmalıyız? Bir kere ağaçlandırma yapılmalı. Neden ağaçlandırma yapıyoruz? Yani kocaman bir dağ. Bu noktalarda ağaçlar olsa gelen toplanan kar birikintisi ağaç tutacaktır ve ya da parçalayacaktır. Buraya parçalaya gideceği için çok büyük bir etki olmayacaktır.
Ve bir diğeri de çığ riskinin olduğu yerlere yerleşim yeri kurulmamalıdır. Yani çığ belli ki hani yüksek bir dağ, gidip hemen evini buraya kurmayıversen de, değil mi? Aslında önlemler çok açık ve net. Evet. Yani işte fay hatlarına ev yapmamak, dere yataklarına yapmamak, çığdan korunmak için çığın olduğu bölgelere yapmamak gibi evet. önlemler almak gerekiyor. Kesinlikle. Heyelan toprak kayması, bir önceki videomuzda zaten burada bahsedeceğimizden söylemiştik. Karadeniz bölgesi heyelan bakımından çok fazla risk altında demiştik. Toprak örtüsünün bazen kayalar ve sert tabakaların eğim doğrultusunda kaymasına biz heyelan diyoruz. Bu şekilde bakın arkadaşlar, resimdeki alana bakabilirsiniz. Toprak örtüsü taşınıyor ve buradaki yola, ulaşım yerlerine zarar verebiliyor. Peki biz heyelan riskini azaltmak için neler yapmalıyız? Bir kere eğimli yerlerdeki ağaçlar asla kesilmeyecek. Ağaç çünkü toprağı tutar. Dolayısıyla heyelan riskini daha azaltır. Yine heyelan riski yüksek bölgelere yerleşim izni verilmemelidir. Yani burada insanlara maalesef ki bazen göz yumuyorlar, yaşama izni veriyorlar. Yerleşim izni veriyorlar. Aslında bu insanların hayatını biraz da riske atmaktır. İstinat, yani engel duvarları örülmelidir. Taraçalandırma şeklinde ya da teraslandırma da diyebiliriz. Bu heyelan bölgesine bir istinat duvarı ördüğümüzde toprak taşınmayacaktır aşağıya doğru. Yamaç dengesi asla bozulmamalı ve teraslandırma daha dediğim gibi yapılmalıdır arkadaşlar. Geçiyorum bir diğer doğal afetimiz erozyona. Erozyon ülkemizde İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde yoğun olarak görülüyor, ama bu erozyon nedir? Erozyon, yağış suları ve rüzgarla toprağın aşınıp taşınması ve başka yerlerde birikmesi sürecidir. Doğal süreçlerle de olabilir, insan etkinliklerine bağlı olarak da oluşabilir. İnsan etkinliklerine nasıl bağlı olarak oluşabilir? Mesela bitki örtüsünü siz tahrip ederseniz, buradaki ağaçları keserseniz burada erozyon olmasına olanak tanırsınız. İnsan etkisiyle bu şekilde olur. Peki doğal olarak nasıl olur? Yağmur ve rüzgarın etkisiyle aşınıp taşınma durumuyla erozyon meydana gelir. Peki erozyonu önlemek için ne yapılmalı? Tabii ki yine ağaçlandırma. Dikkat ederseniz doğal afetlerde hep korunmak için hep ağaç dikelim, ağaç dikelim. Sürekli bunu söylüyoruz. Yani orman olmasının, ağaçlandırmaların bol yapılması, bir ağacın ne kadar hayati olduğunu da buradan anlamış oluyoruz. Devam ediyorum. Eğimli arazilere teraslandırma yapılmalı. Teraslandırma derken taraçalandırma. Yani eğimli diyelim, şöyle setler yaparak toprak örtüsünün kaymasını aslında engelliyoruz. Tarlalar eğimin tersine sürülmeli ve bitki örtüsü tahrip edilmemeli, korunmalıdır arkadaşlar. Bir diğer üzücü olan doğal afetimiz ise orman yangını. Yani bu senede ülkemizde ne yazık ki hepsini de gördük, evet, maalesef. Ay hakikaten çok doğru. Yani her anlattığınızda gözümün önüne bir haber geliyor. Ne yazık ki hepsini ülkemizde yaşıyoruz. Yani en yakın zamanda hasarlarını en aza indirmek dileğiyle diyelim. İnşallah. Yani burada da bilinçlenmemiz gerekiyor demek ki. Ve yeterince önlemler almadığımızı da gösteriyor aslında. Biz birey olarak da bilinçlenmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Bu açıdan önemli. Peki orman yangını nasıl meydana gelir? Bir kere çoğunlukla insanların hatalarından ve ihmallerinden. Orman yangını dediğimiz vakit, bakın ormanlar birçok canlının yaşam alanıdır. Bizim de aynı şekilde yaşam alanımızdır. Birçok hayvan, birçok bitki ormanlardan beslenir. Ormanlar onların evidir. Hiçbir, yani siz şöyle düşünün, kendi evinizi yakar mısınız? Hayır. İşte hayvanlar da yakmaz. O zaman kimler yapıyor bunu? İnsanlar. İnsanların hataları, ihmalleri, vurdum duymazlığı yüzünden bu orman yangınları çıkıyor. Ve orman yangınları nasıl çıkıyor? Ve mesela gidiyorsunuz piknikte ateş yakıyorsunuz ve bunu dikkatli bir şekilde yapmıyorsunuz. İzmarit atıyorsunuz, cam çok büyük zararı vardır, evet, doğaya, orman yangınına. Bu açıdan da sıkıntılar olabiliyor. En fazla hangi bölgelerimizde? Akdeniz ve Ege bölgelerinde yoğun olarak oluyor. Çünkü burada bir de iklimin de etkisi var. Akdeniz ikliminin, kurak ikliminin verdiği bir etki de var. Orman yangınına sebebiyet veriyor. En az da Karadeniz bölgesinde görülür. Neden? Çünkü yağış fazla olduğu için. Peki biz orman yangınlarını azaltmak için neler yapıyoruz? Bir kere ağaçlık alanlarda ateş yakmıyoruz. Ateş yakmıyoruz arkadaşlar ve cam bırakmıyoruz ki orman yangınlarına biz sebep olmayalım, sebep vermeyelim.
Evet, bu şekildeydi doğal afetlerimiz. Şimdi diğer bir konum, doğaya ve insanlara zarar veren bazı çevre sorunlarına geçiyorum. Hava kirliliği. Bazen çıktığınızda dışarı, özellikle kışın nefes alamadığınızı hissettiğiniz oluyor mu? Özellikle büyük metropollerde, büyük şehirlerde. Evet, benim oluyor şahsen. İstanbul'da da çok oluyor. İstanbul'da çok fazla oluyor. Hem ulaşım araçları, bazı yerlerde elektrik santralleri, sanayi faaliyetleri. Yine binalarda ısınma amaçlı kullanılan yakıtlar. Gerçi şu an çoğu yerde doğal gaz var ama hala kömür yakan yerlerde maalesef ki hava kirliliğine sebep veriyor. Başlıca nedenleri bunlardır arkadaşlar. Araçlardan çıkan egzoz gazları da hava kirliliğine sebep oluyor. Daha birçok nedeni var ama en temel nedenleri fabrikalardan çıkan o kötü hava, binalarda kullanılan, ısınma amaçlı kullanılan yakıtlar, ulaşım araçları, arabalardan çıkan, egzoz gazlarından çıkan gazlar, bunların hepsi hava kirliliğine sebep oluyor. Geldim su kirliliğine. Su kirliliği derken ben mesela vapurla seyahat ettiğimde ya da vapurla bir yerden bir yere gittiğimde denizin içinde bir sürü pet şişe var. Ondan sonra insanlar ellerine ne geçerse atmışlar denizlere. Bunlardan ne buluyorlar bilmiyorum ama. Belki aklı hayale gelmeyecek şeyler çıkıyor denizin içinden. Nasıl olabilir? Evet, çok üzücü. Evet, yani denizlerde de plastik, evet, doğada biliyorsunuz ki kaybolmuyor. Ve burada denizlerde de yaşayan canlı türleri çoğunlukta. Yani onlara da yazık sonuçta. Termik santraller, gübreler, kimyasal ilaçlar, sanayi atıkları, toprak erozyonu, su kirliliğinin en önemli ve başlıca nedenleri arasındadır arkadaşlar. Bu sanayilerden çıkan gazlar hava kirliliğine sebep oluyorken atıkları da denizleri, suları kirletiyor arkadaşlar. Hatta size şöyle söyleyeyim. Bu evlerde kullandığımız yağlar, bu yağları olduğu gibi, atık yağları olduğu gibi lavabonun içine döktüğünüzde 1 milyon metreküp su, içme suyu zarar görüyor. Ve buna bağlı olarak bu sularda yaşayan canlılar da zarar görüyor. Ve bu canlıların çeşitliliği, soyları tükenebiliyor. Çok hassas konular aslında. O yüzden herkes kendi üzerine düşeni yapsa çok güzel olur. Geliyorum gürültü kirliliğine. Yüksek sesli müzik dinlemeyi sever misin? Yani insanları rahatsız edecek şekilde değil. Genelde çok yüksek sesle dinlemek istediğimde kulaklık takarım. Değil mi? Yani makul olan o. Ama bazen mesela çok fazla yüksek sesle müzik dinlenildiği zamanlar oluyor. Özellikle gençlerin bunu çok yaptığını görüyoruz. Gecenin bir saati son ses müzikle, aracıyla gezenler oluyor mesela. Ben insanlar mesela adına utanıyorum öyle durumlarda yani. Evet. Bunlar ciddi bir gürültü kirliliğine sebebiyet veriyor. Ulaşım araçları gürültü kirliliğine sebep verir. İş makineleri, sanayi kuruluşları, yüksek sesle müzik çalan yerlerden yayılan sesler, kalabalıkların uğultusu, bunların hepsi gürültü kirliliğinin en önemli ve başlıca nedenleri arasında yer alıyor arkadaşlar. Siz de yüksek sesle müzik dinlemeyin. Sadece tabii yüksek sesle de olmuyor. Bakıyorsunuz yazın bir tatile gittiğinizde bu yerlerden çok yüksek sesle müzikler ya da işte villalardan yüksek sesle müzikler de duyulabiliyor. Başkasının etkiliyorsak, başkasının özgürlüğünü etkiliyorsak bu bir sıkıntı vardır arkadaşlar. Geçiyorum toprak kirliliğine. Sulardan toprağa karışan maddeler, hava yoluyla gelen maddeler, tarım alanlarında kullanılan ilaç ve gübrelerden kaynaklanan kimyasal maddeler, çöpler ve atıklar toprak kirliliğinin yine en önemli başlıca nedenleri arasında. Daha doğrusu yere attığınız her şey aslında toprağı da kirletiyor. Çünkü bir dönüşüm yok, geri dönüşüm yok. O attıklarımız, çöplerimiz mesela, çöp kovasını atmadığınız sürece yere attığınızda. En basitinden ben şey görüyorum ve çok da sinir olurum. Sakız atanlara, ay, yerlere. Evet, o zaten hani. Değil mi? Hem hayvanlara da kuşlara da zarar veriyor. Çöpe atarken bile bir peçeteye bir şey sarıp atılması gereken kesinlikle bir şey. Kesinlikle. Her yere yapışan bir şey. Kesinlikle. Yani dünya bizim bencil olmamızı kaldıramaz arkadaşlar. Yani ben bunu atabilirim. Hayır, ben özgürüm. Hayır, yok böyle bir dünya. Atmayacağız. Çevreden çok sorumluyuz. Çevre, bu çevre sadece bize ait değil, tüm insanlığa ait. O yüzden korumamız gerekiyor. Yani bir de şey durum var. Hadi ben tamam atmadım ama herkes atıyor. Yani arkadaşlar, evet, bu bireysel bir şeyle başlar, sonrasında büyüyen bir şey olur. Siz önce bunu yaparsınız, sonra etrafınızdakileri uyarırsınız, o çemberi büyütürsünüz. Bu evet, şekilde duyarlı olursak o çemberleri genişlete genişlete bunları aşabiliriz. Geçiyorum son olarak küresel ısınmaya.
küresel ısınma sanayi devriminden günümüze kadar çok yüksek miktarda karbona sahip yakıtların şehir ve sanayilerde bolca kullanılması sonucu yeryüzünde ve alt troposferde sıcaklıkların çok artmasına deniliyor aslında küresel ısınma. Şöyle düşünebilirsiniz. Zamanında diyelim ki kışın bir bakarsınız güneş açtı, artık böyle ince giyinebilirsiniz. Aralığın ortasında ya da ocağın ortasında burada bir küresel ısınma vardır. Ya da yazın bakarsınız inanılmaz derecede yağış alıyor ve bir soğukluk, sıcaklıklar diyelim Akdeniz bölgesi, Akdeniz iklimi için sıcaklıklar yazın ortalama sıcaklık 25 dereceyken siz 17 dereceyi yaşarsanız burada bir sıkıntı vardır. Burada bir küresel ısınma vardır. Bunlar buradan en basit düzeyde anlayabiliriz. Ama bizim en iyi anlayacağımız yer buzullardır. Buzulların erimesidir. Bunlar küresel ısınmaya aslında bir sebep. Su kaynaklarındaki buharlaşma hızını arttırır küresel ısınma. Dünyamızın ortalama sıcaklığının artmasıyla birlikte bu buzulların erimesi ve buzullarda yaşayan canlıların yaşamını da ciddi anlamda tehdit eder arkadaşlar. Hatta kıyıya yakın yerleşim yerlerinin de sular altında kalmasına yol açıyor küresel ısınma. Evet, bu videomuzda da doğal afetlerden bahsettik. Birçok doğaya zarar veren küresel ısınma, toprak kirliliği gibi. Evet, bunlardan bahsettik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.